Sevgili izleyiciler, Van 23 Ekim 2011 depreminden sonra 9 Kasım 2011'de bir kez daha sarsılmıştı, hatırlarsınız. O şiddetli depremlerin üzerinden tam 10 yıl geçti. Depremler 600'ün üzerinde vatandaşı hayatından, sevdiklerinden ayırmıştı. Aradan 10 yıl geçti ama Vanlıların yüreğindeki acı ilk günkü gibi tazeliğini hala koruyor. Canımız istediği zaman boyuna taş atıyoruz, kuş avlar gibi dağlarda vuruyoruz. Sonra bir şey olduğu zaman hadi Mehmetçik gelsin, hadi polis gelsin diyoruz. Biraz da dengeleri kuralım. Böyle evet. Zor günlerde ah canım cicim, sonra kuş avlar gibi avlamayalım bunları. O kadar öyle biraz da insanlar hadlerini bilsinler demek istiyorum. Van bu sözleri duyalı 10 yıl oldu. 23 Ekim 2011 depreminden sonra Van 9 Kasım 2011'de bir kez daha sarsılmıştı. Vanlıların sadece evini yıkmadı deprem. Kiminin eşini, evladını, kiminin annesini, babasını, kardeşini kopardı hayattan. Şöyle uzaklaşın. Binadan uzaklaşın, uzaklaşın, binadan uzaklaşın. Meydana gelen o şiddetli depremler 600'ün üzerinde vatandaşı hayatından, sevdiklerinden ayırmıştı. Aradan 10 yıl geçti ama Vanlıların yüreğindeki acı ilk günkü gibi taze. Anne, anne kalkın oraya geçin. Binadan uzaklaşın hadi. Yallah, yallah binadan uzaklaşın. Takvimler 9 Kasım'ı gösterirken Van'da hayat durdu. Saatler 21.23'ü gösteriyordu. Van o gece 5,6'lık depremle sarsıldı. Sokaklar toz bulutu içinde, her yer adeta mahşer alanı gibiydi. Çok sayıda bina yerle bir oldu. Yüzlerce kişiyle birlikte hatıralar, eşyalar ve anılar da enkaz altında kaldı. Van artık 10 yıl öncesinden çok farklı. Binalar daha sağlam, felaketi yaşayanlar da gelecekten çok daha umutlu.